Yeni bir uzay görevinden gelen ilk görüntüler, Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın görüntülerini ve her yerde bulunan minyatür güneş patlamalarını ortaya koyuyor. Bunlar Solar Orbiter adlı Güneş yörünge aracından halka yayınlanan ilk görüntüler. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın ortak görevi bu yılın 9 Şubat'ında başlatıldı ve Güneşe ilk yakın geçişini Haziran ortasında yaptı. Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki NASA proje bilimcisi Holly Gilbert, Güneş'in bu benzeri görülmemiş resimleri şimdiye kadar elde ettiğimiz en yakın resimler. Bu muhteşem görüntüler bilim insanlarının Güneş'in atmosferik katmanlarını bir araya getirmelerine yardımcı olacak. Bu da Güneş'in dünyanın yakınında ve Güneş sistemi boyunca uzay havasını nasıl yönlendirdiğini anlamak için önemli, dedi. Mevcut küresel korona salgını, testlerin ortasında Almanya'daki Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi'nde operasyonların kapatılmasına yol açmıştı. Keşif, türbülansın güneş atmosferini nasıl ısıttığına ve güneş rüzgarının gelgitlerini, güneş sistemi boyunca dünyayı ve diğer gezegenleri saran yüksek hızlı yüklü parçacıkları nasıl yönlendirdiğine dair ipuçları sağlayabilir. 1 ve 6 Haziran'da uzay aracı son zamanlarda güneşin yörüngesinde paramparça olan Atlas kuyruklu yıldızının iyon ve toz kuyruklarından geçti. Haziran ayının 15'inde ise uzay aracı güneşe 77 milyon kilometre yakınlaştığında 10 araçtan oluşan bir alet takımı hayata geçti. Normalde uzay araçlarındaki ekipmanlardan gelen ilk görüntüler sonuç vermesi beklenmeyen testlerdir. Ancak bu ilk ışık farklıydı. Extreme Ultraviolet Imager olarak adlandırılan aşırı ultraviyole görüntüleyici verilerinde daha önce görülmeyen kamp ateşleri güneşi süslüyordu. Aşırı ultraviyole görüntüleyici güneşi ultraviyole dalga boylarında inceler ve sıcaklıkların 1 milyon derece civarında seyrettiği güneş yüzeyinde meydana gelen ayrıntıları gösterir. Bu araç 400 kilometre kadar küçük ayrıntıları bile gösterebilir. Belçika Kraliyet Gözlem Evi'nde bir astrofizikçi olan David Bergmans, burada bahsettiğimiz kamp ateşleri güneş patlamalarının küçük yeğenleri. En az 1 milyon, belki de 1 milyar kat daha küçük. Yeni yüksek çözünürlüklü görüntülerine baktığımızda tam anlamıyla baktığımız her yerdeler diyor. Bu kamp ateşlerinin kökenlerini belirlemek için sıcaklıklarının kesin olarak ölçülmesi gerekecek. Neyse ki koronal ortamın spektral görüntülemesini uzay aracında bulunan ekipmanlar yapabiliyor. Bu araçtan elde edilen veriler yakında araştırmacıların kullanımına sunulacak. Uzay aracı 10 bilimsel alet taşıyor. Bazıları güneş rüzgarının manyetik alanları ve parçacıkları gibi doğrudan uzay aracının etrafında olup biteni ölçüyor, diğerleri güneşli olup bitenlerin fotoğrafını çekiyor. Görünge aracı güneşe yaklaşırken aletlerin veri toplamasına izin vermek için ısı kalkanındaki 3 gözetleme deliği açılacak. Çeşitli kameralarda koruma olarak ısıya dayanıklı camlar da bulunuyor. Güneş yörünge uzay aracı güneşin değişen hareketi ve ana yıldızımızın manyetik alanı hakkında bilgi sağlayan polarimetrik ve heliosismik görüntüleyici cihazlara sahiptir. Ayrıca uzay aracındaki bir alet yardımıyla yıldızımızın korona tabakası veya atmosferini incelerken güneşten gelen ışığın çoğunu engeller. Heliosferik görüntüleyici teleskobu uzay aracının hemen yakınındaki güneş rüzgarını algılar Gökbilimciler yıldızımız tarafından salınan bu yüklü parçacıkları inceleyerek güneşin derinliklerindeki süreçler hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyorlar. Solar Orbiter, Parker Solar Probe ve Inouye Güneş Teleskobu da dahil olmak üzere dünya üzerindeki güneş gözlemevleriyle birleştirildiğinde dünyadaki her canlıya hayat veren yıldızımız hakkında yeni bir bakış açısına sahip olacağız. Uzay aracındaki yüksek çözünürlüklü görüntüler alan bir ekipmanın baş araştırmacısı Belçika Kraliyet Gözlem Evi'nden David Berkman's güneşe yüksek çözünürlükle baktığınızda en küçük ayrıntılarıyla orada ne kadar çok şey olduğu şaşırtıcı. Güneş atmosferinin alt kısımlarını ilk gördüğümüzde buna inanamadık ve biz ona kamp ateşleri, karanlık fibriller ve hayaletler gibi çılgın isimler vermeye başladık, dedi. Şubat ayında başlatılan bu görev 10 yılda 22 farklı yörüngeyi tamamlarken Güneş'e yeni bir bakış açısı sağlayacak. Önceki güneş görevlerinin çoğu ekliptik yörüngede veya gezegenlerin Güneş etrafında seyahat ettikleri aynı düzlemde dönerken, Güneş yörüngesi uzay aracının yörüngesi yıldızımızın kuzey ve güney kutuplarını daha iyi görebilmesi için zamanla yukarı doğru eğilecektir. Bu görüş değişikliği güneşin manyetik alanları ve bu rüzgar parçacıklarını nasıl hızlandırdığı hakkındaki gizemleri çözmeye yardımcı olabilir. Ayrıca Solar Orbiter'dan elde edilen veriler güneş lekesi döngüsünü açıklamaya yardımcı olabilir. Mesela bu döngü neden 11 yıl sürüyor? Neden bazıları sessizken diğerleri şiddetle kükrüyor? Bu gibi sorulara ileriki yıllarda cevap bulunması ümit ediliyor. Ayrıca dünyanın güç şebekelerini ve yörüngedeki uydularını bozabilecek güneş fırtınalarını önceden tahmin etmesine de yardımcı olacak. İlk turdan elde edilen veriler, uzay aracının ve aletlerin tasarlandığı gibi çalıştığını gösteriyor. Uzay aracındaki kameralar ultraviyole ve X ışınları dahil olmak üzere bir dizi ışık dalga boyuna bakacak. Bazı kameralar belirli molekülleri tanımlamak için ışığı ayrı dalga boylarına böler. Uzay aracındaki koronograf ekipmanı, ışığın çoğunu bloke etmek ve yalnızca Güneş'in dış atmosferinde veya tam bir güneş tutulması sırasında gözlemleyebileceğiniz korona tabakasında neler olup bittiğine bakmak için bir disk içerir. Solar Orbiter yıldızımızı inceleyen tek uzay aracı değil. Uzaydaki diğer 10 görevde güneşe ve güneş rüzgarına göz kulak oluyor. En son 2018'de fırlatılan NASA'nın Parker Solar uzay aracı insan yapımı bir uzay aracı tarafından şimdiye kadarki en yüksek hızlara ulaşırken zamanla güneşe daha da yaklaşacak. Güneş yörünge uzay aracına dönecek olursak araştırmacı Dr. Müller yüksek çözünürlüklü görüntüler çekmek için iki seçenek var. İlgilenilen nesneye yaklaşmak veya daha büyük bir teleskop yapmak. Bu biraz keşif seferine çıkmak gibi ya file yaklaşırsın ya da daha büyük bir kamera kullanırsın diyor. Bu yüzden tasarlanan uzay aracında en iyi görüntüleri almak için araştırmacılar file yaklaşma yöntemini seçtiler. Dünyada ise astronomlar daha büyük kamera yaklaşımını benimsiyorlar. Yeryüzündeki teleskopların göremediği çok şey olsa da dünya atmosferi x ışını ve ultraviyole dalga boylarındaki güneş ışığı alanlarını engellediğinden aletler güneş biliminin ilerlemesine yardımcı oluyor. Hawaii'deki 4 metre genişliğindeki Daniel Inyo Güneş Teleskobu'ndan Ocak ayında yayınlanan ilk görüntüler güneşin yüzünün çekirdek benzeri hücrelere bölündüğünü gösteriyor. Güneş Yörünge Uzay Aracındaki ekipmanlar şu anda çok sessiz bir güneşe tanık oluyor. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde yıldızımız şu anki minimum aktivitesini tamamladığı zaman yeniden daha dinamik hale gelmesi bekleniyor. Ve böylelikle Solar Orbiter'ın uzaktan algılama cihazları güneşli olan patlamaların daha çok ve benzersiz görüntülerine sahip olacak. Videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi yeni videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.